Taktik meydanında Karamanlılarla buluşuyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. AK Parti'nin bir millet aşkı hikayesi olduğunu belirten Ünal, Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesinin de milletine aşık bir adamın hikayesi olduğunu söyledi. AK Parti'nin hikayesi bir millet aşkı hikayesi. Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesi de milletine aşık bir adamın hikayesi. Gençler, her ne yaparsanız yapın ama bir şeyden asla vazgeçmeyin. Ailenizi çok sevin. Ailenizi, annenizi, babanızı, kardeşlerinizi aşkla sevin. İşinizi aşkla yapın. Bu millete, bu bayrağa, bu vatana, bu devlete aşkla, sadakatle bağlı olun. Çünkü bu güzel bayrak uğrunda ölmeyi hak eden bir bayrak. Ve bu vatan uğrunda ölenlerin bize vatan kıldığı bir toprak. Ünal ayrıca beka meselesine değindi. Birileri beka meselesi dediğimizde bize diyorlar ki ne bekası? Biz 1000 yıldan beri bu topraklarda bir bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Bu topraklarda yaşayan hiç kimse boyun eğmedi. Ne Haçlılara boyun eğdi, ne de eşkıyalara boyun eğdi. Bağımsızlığı bu topraklar üzerinde karakter haline getirdi bu millet. Ve şimdi biz 15 Temmuz'u yaşamadık mı? Biz 4 tane terör örgütüyle mücadele etmiyor muyuz? Biz çocuklarımız bu topraklarda bağımsız yaşasın diye bu kavgayı vermiyor muyuz? AK Parti'de makam ve mevkinin önemli olmadığını vurgulayan Ünal, AK Parti'de görev ve sorumluluk vardır dedi. Kardeşlik böyle bir şey. Görüyorsunuz değil mi? 2002'den bugüne AK Parti kadroları milletvekiliyle, belediye başkanıyla bir arada. Niye böyle? Çünkü biz kendi nefsimiz için değil, makam ve mevki hırsıyla değil, kişisel hesaplarla değil, biz millete hizmetkar olmak için çalışıyoruz. Bizim tek bir gayemiz var. Bu millete, gençlerimize hizmetkar olmak. Ünal seçime son bir hafta kaldığını hatırlatarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta daha güçlü olması için son bir hafta büyük bir çabayla çalışacağız açıklamasında bulundu. Bu son bir hafta inşallah hanımefendiler, gençler, genç kızlarımız, son bir hafta önce Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta daha güçlü olması için son bir hafta büyük bir çabayla çalışacağız. Şunu unutmayın. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Recep Tayyip Erdoğan dünya 5'ten büyüktür derken arkasında milletinin gücünü hissediyor. O yüzden daha güçlü olması için 31 Mart'ta güçlü bir destek vereceğiz.